Evet, yavaştan sesi koyabiliriz ve bu da demektir ki artık ups şunu şuradan şuraya taşıyacaktık. Hatta şöyle de taşıyalım ki daha rahat gözüksün. Hatta bir fantezi yapacağım. Şu sanki biraz daha rahat olur gibi. Evet. Hatta bir saniye ben bir şey daha yapacağım. Mod options. Nerede? Neydin sen? XML, bir şey XML'din sen de. Yok değil, burada değil. In-game info XML. Config. Alignment. General. Tamam diyelim. Onu nasıl gizleyebilirim? Şunu şöyle gıdım yukarı koyabiliriz. Selamlar, selamlar, selamlar efendim. Şu an chat'in konumu nasıl sizce? Sen niye elimdesin? Gençler. Neler yapıyorsunuz, neler ediyorsunuz? Bu arada ben kapıyı açayım ya, çok sıcak oldu içerisi. Evim çok sıcak. Pompalanım. Size de merhaba. Şimdi neler yapacağız? Bu yayın biraz dekorasyon yapacağım gibi. Evet, son Minecraft yayınından beri hiçbir şey yapmadım. Minecraft'a girmedim hatta. Şimdi benim biraz ışıklandırmaya ihtiyacım var. Dur, ışıklandırma demişken. Ha, ilk defa mı denk geldin? O zaman hoş geldin. Bizim yayınlar eğlencelidir ya. Bazen kafası güzel gidebiliyor ama eğlencelidir genel olarak. Sen neydin? Cucumber, güzel. Hıyarımız var. Şu gas tier. Evet, seed verdi. Şu an bunlarla uğraşmayacağım, o yüzden sen bir kral. Sen seed verdin mi? Verdin. Güzel. Şunları bir inceleyeyim ben. Şey. Corpse plant. Güzel. Verileri de iyi. Siz şöyle geçin. Oh, valla ben de yayın yapmayı özledim bir süredir, iş güçten ötürü çok yayın yapamıyordum. Evet, Cucumber yukarıda kal. Şimdi bu yayında ufak planlarım var. Ups, fazla gittim. Biraz TARDIS'in şeklini şey yapma halini adam edeceğim. Planım o yönde. Ne haber? Sana kimin adını vermişim? Ha. Francisco Franco. Tamam. Franco'nun adını vermişim buna. Bunun yanı sıra
Makinelerle çok uğraşmayacağım bu yayında. Yani bu yayın çok craft olmayacak. O zaman ne yapıyoruz? Bu arada sen ne durumdasın? Güzel. Curse'e atmam için birinin bana yardımcı olması gerekecek. Ya da bir Vine profili kurmam gerekiyor da üşeniyorum. Ki zaten yeni bir mod paketi geliştireceğim. Greatek 6'lı. Şimdi ne yapacaktım? Sen yüksek uzuna çevireyim ya. Şimdi ben ne yapacaktım? Project Red. Allah. Şimdi bu burası kuzey, tamam. Kuzeye kırmızı koyalım. Red inverted lamp. Glass pane. Glass pane'imiz var. Redstone torch'um var mı? Yok. Yaparız, sıkıntı yok. Selamlar, selamlar. Şimdi. Ya, iki maşal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kırmızı. Extractor'ım var mı bakalım? Yep, yaşıyorum. Extractor umarım vardı. Koymuşumdur. Let's save. Basic scanner. Zombie machine. Koymuşum ama yerim var. O zaman extractor. Press. Extractor. Lütfen ben düzenli olarak kendi yaptığım mod paketleriyle oynayan bir insanım. Mod paketini yazdık işte. Ya ne zamandır yayın yapmıyordum, doğal. Burada kırmızı için başka ne kullanılır diyor. İkiniz gelin. Şimdilik burası bana yeter. Yetmez. Dur bir saniye. Yeter aslında ya. Birer tane koyalım. Birer tane koyalım. Mort. Kuzey. Kuzey'in oğlu. Arkadaşlar, mod paket soranlara ünlem mod pack yazarsanız çok makule geçer diyecektim. Teşekkürler Ozan. Şimdi mavi. Glowstone.
Evet, TARDIS 2.0. Şimdi sağ sol hangi renkler olsun? Benim bundan 4 yıl önce falan topladığım makine hala. Hala değiştirmedim. Muhtemelen önümüzdeki 1-2 ay içerisinde de önümüzdeki 2 ay içerisinde falan değiştireceğim gibi gözüküyor ama. Şu an için en iyi. Yeşil ve mor diyorsun. Purple Hair Day'in favorimdir. Mor. Aslında mor mu magenta mı? Gençler mor mu magenta mı? Hoş geldiniz efendim. Aslında YouTube'daki videoyu yapmamın amacı biraz buydu. What? Bana da magenta geldi. Sevgili Atanent, Discord'da bekleriz efendim sizi. Ben direkt Ryzen 7 alacağım. Planım o yönde. Doğu. Doğu batı sentezinden kimseye zararı gelmez. Diğerinde üçüncü nesil. Üçüncü nesil alacağım. En azından plan o yönde. Yeşil. Fırınımıza atalım şunları. Hani planladığım makine, yani almayı planladığım makine 3. nesil Ryzen 7, üstüne bir de RX 5700 şeklinde. Hayır, Nvidia almayacağım kesinlikle. Çünkü düzgün bir performans almak istiyorum. O detayı şöyle belirteyim. Nvidia'nın Linux sürücüleri çok iyi değil. Hani tam tersi AMD ise Linux altında inanılmaz güzel çalışıyor. Hatta direkt olarak kendi hani ek bir sürücü kurmana gerek kalmadan çalışıyor. RX 590 yerine hani 580 almam daha mantıklı olabilir. Ha, yakın fiyata bulursan 590'a git. Ama yakın fiyatta değilse 580 daha mantıklı. Şimdi böyle mi yapalım yoksa bir denemesini yapalım maviyle. Blau'yla. Evet. Kaptan hala aşçı. Hani işinde de başarılı. Şimdi böyle mi?
Yoksa böyle mi? Sanki böyle. Tekli gibi. Bir şey daha deneyeceğim. Ona göre karar vereceğim. Evet, tekli. Tekli daha iyi. Tekli açık ara farkla daha iyi. Evet. Kırmızı kuzey, mavi güney, magenta doğu, lime da batı. Gayet güzel. Sonra yapacağımız şeylerden bir tanesi daha ve bir tanesi de şu arkadaşı bir bayağı bir aşağı taşımak olacak. Tabii o esnada bir kalan kola mı koyuyorum? Ayş. Valla oyuncu kulaklığı kavramına hep uzak kaldım ya. Mouse olarak ne kullanıyorum? Göstereceğim direkt olarak. Direkt olarak. Evet. Kullandığım fare gençler bu. Bunun eski olan değil, eski modeli olan. Geliştirmişsen var. Kendini geliştirmemişsen biraz zorlanacaksın. Ne tarz teknolojiler kullanıyorsun? Klavye fareyi bu arada yeniliyorum zaten. Klavyeyi yeniledim. Büyük değil, hatta bayağı ufak da bir şey kendisi. Klavyeyi geçen yeniledim işte. G105 kullanıyordum önceden. Şimdi HyperX Alloy FPS Pro'ya geçtim. Bayağı güzel bir şey, memnunum. Sadece US layout'unda olmasına biraz alışmam gerekti. O biraz sığıntı yarattı. Ama alışınca güzel oldu. Şimdi gel bakalım. Doğu-batı sentezinden kimseye zararı gelmiyor. Minecraft tekrar mı popüler oldu? Hiçbir fikrim yok. Bu yükseklik sanki Applied Energy Six odası için yeterli gibi. Ya dur, fazla mı? Aslında bayağı bir aşağı taşısam güzel olabilir. Çünkü şu fusion reaktör değişecek aradan. Hiçbir fikrim yok valla. Hiç de umurumda değil. Niye ban yiyesin?
Olabilir. Windows mu dersin, Linux mu dersin? Sence bu sorunun yanıtı bariz değil mi? Hani? Ben de değil. Ben de hiç öyle bir kural olmadı. Olmayacak da. İstersen hani en nefret ettiğim kanalın bile kim olduğu hakkında benim de en ufak bir fikrim bile yok. O ayrı mevzu. Benim en nefret ettiğim kanal kim ben de bilmiyorum. Adını ver istersen. Yine bir ban sebebi değil benim için. Benim için ban sebepleri nedir? İzleyicilerime saygısızlık falan yapmışsındır. O ban sebebidir bende. Selamlar, selamlar. Ne bu arada? Windows mu, Linux mu sorusunun yanıtını şuradan gösterebiliriz. Hani ya da şöyle gösterebiliriz. Linux güzeldir. Linux candır. Bir tanedir. Şimdi biraz daha RGB glass yapmam gerekecek. neydi senin adın? Aslında burada olmasına gerek yok. Burada kanalım var mıydı? Göstereyim hemen. Ups. Merhabalar, ben Kötis Bu var hala. Linux'ta oyunda performans düşmesi. Oyununa göre değişir. Eğer oynadığın oyun natif bir Linux oyunuysa genelde ya Windows'ta aynı performans alırsın ya da Windows'tan daha yüksek performans alırsın. Eğer natif bir port değilse, yani Wine gibi bir aracıyla kullanıyorsa, çoğu ihtimalle %5, %10 gibi bir performans düşüşü yaşarsın. Fakat hani bu biraz göreceli. Hani oyununa göre değişiyor. Saniye. Bu arada yani kullandığım frameworkleri falan diyorum da ve bu arada web sitesi yapımına bayağı para alınıyor. Hani 12 bin liraya satılan web sitesi gördüm ki bu düşük de bir miktar aslında. Doğu Batı sentezinde. Ünlü birisiyle Minecraft çektim mi? Kendim sayılır mı? Bir zamanlar ünlüydüm.
şimdi. Ups, burası biraz yanlış olmuş zaten. Ne zaman Greg Tech'i tanıdım? Güzel soru, ben de bilmiyorum. Bir zamanlar bir ara tanıdım. Sonra düzenli oyna. Şimdi RGB Glass. Hytale hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir şeyi düşünmüyorum aslında. Windows 10 kullanıyorum. Windows altında program yazmak zaten inanılmaz derecede kanser bir iş. Hani insanlara hayret ediyorum nasıl katlanıyorlar diye. Hani bir yandan takdir ediyorum, bir yandan acıyorum. Nasıl katlanıyorsunuz diye. Ne yapıyorum? Dekorasyon yapıyorum şu an. Selamlar, selamlar. Şimdi RGB Glass'ı biz nasıl yapıyorduk? Evet, botanya. Botanya. Şey, camın adını da hatırlamıyorum ki. Glass, Alf Glass'la yapılıyordu diye hatırlıyorum. Ha, evet, Alf Glass'a Bifrost Rod. Mana Glass'ım var, Alf Glass'ım var mı? Bifrost Bloom var. Ama biraz kum alalım. Ve çok büyük değil. Çok küçük de değil. Ortanca bir paket. Biraz glass ver. Ortalama bir makineyle Linux'la canavar gibi performans alırsın. Hani diyorum ben. Hatta şu kadarını söyleyeyim. Şu an elimde bir adet 2005 çıkışlı bir Mac Mini var. Power PC işlemcisi kullanıyor bu arada. 1 GB RAM'i var falan. O bile Linux'ta gayet güzel çalışıyor. Ve modern bir Linux'ta. TL bütçem var. Kesinlikle Ryzen işlemciye git. Ekran kartı olarak eğer Windows kullanacaksan Nvidia git. Linux kullanacaksan AMD git. Yani tartışmasız orası. Onun yanı sıra çok bir tavsiye veremeyeceğim. Evet, güzel sorular sormuş Atanent. Çok mantıklı sorular sormuş. Minecraft dediğimiz şey zaten hani
1.7.10'dan sonrasında bitmedi mi Minecraft zaten? Bu arada evet, ben biraz o kafadayım. 1.7.10 sonrasını kabul etmeyenler bu mod paketiyle hiçbir zaman video serisi yapmadım. Bu mod paketi bu canlı yayın serisi için hazırladığım mod paketi. Rod of Bifrost. Neredesin? Road of the Bifrost. To sanki kırmızılar biraz bozdu gibi. Aynen, kırmızılar biraz bozdu. İlk olarak şöyle bir düzen daha iyi gibi sanki. Dur, olmadı bu. Yok. Asimetrik değil de simetrik gitmeyi mi denesem? Bir simetrik düzen deneyelim. Asimetrik düzen yerine. Yayınlar ne zaman oluyor? Tercihen her hafta sonu, daha sonra her cumartesi ya da cuma yapmaya çalışıyorum ancak çok düzenli bir programım olduğunu söyleyemem. Hani en güzel haber alma yöntemi Discord kanalıma üye olmak. Hatta şöyle bir önlem. Buraya üye olursan bütün yayınları aşırı hızlı bir biçimde haberdar olursun.
Evet, şimdi buna bir bakalım. Bu sanki daha iyi gibi. Birer blok kırpabilirim. En azından üstten birer blok kırpabilirim. Yani üstten birer blok kırpayım. Daha makul. Yok, bu çok saçma olur. Ha, buldum. Çok daha güzel bir düzen geldi aklıma. Bu arada evet, benim inşaat sürecim kesinlikle böyledir her daim. Bunu mu denesem? 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 Bu nasıl durur? Yani çünkü bir yandan endüstriyel bir görüntü de istiyorum. Bence bu oldu. Ha, şimdi yorumlara bir bakalım. Linux için hangi sürüm önerirsin? Linux'ta sürüm denen bir kavram yok aslında. Hani dağıtım kullandığımız kavram bizim. Bu arada bir saniye. Yapabileceğim başka ilginç bir şey geldi aklıma. Şurayı komple bir daraltmam gerekecek ya da daha güzelini buldum. Biraz uğraştıracak. Dağıtımdan kastın ise yani kastettiğin şey dağıtım ise başlangıç için önerebileceğim dağıtım Manjaro olabilir. Envanter. Güzel oldu. Sizler artık şöyle gelin. Manjaro dediğim gibi güzeldir. Ubuntu türevi dağıtımları iyidir ancak Ubuntu'nun kendisini önermem. Onun yanı sıra... Ups. Düşünmek lazım. Aslında Linux'a yeni başlayanlar için tavsiyeler tarzı bir video serisi planım var. PopOS olabilir evet. PopOS zaten Ubuntu türevi bir dağıtım. Ubuntu türevi güzel bir dağıtım. Xfce arayüzü güzeldir. Hani henüz XFCE kullanıp da ondan memnun kalmayan kimse görmedim. Ya sadece biraz modern bir şeyler arayanlar belki XFCE'den memnun kalmayabilir ki gayet anlaşılabilir bir şey ama hani hafif ve yetenekli bir şey arıyorsan XFCE kesinlikle en ideal seçenek.
Yani üstten ayrıldığı nokta burası. Şimdi. Biraz fazla koyayım, neyse. Kaçıyor mu? Hadi kendine dikkat et. Tekrar bekleriz yayınlara. De önerebileceğim bir terminal. Aslında konsol bayağı güzel bir terminal emülatörüdür. Yani plazmanın kendi terminal emülatörü. Ama hafif bir şeyler arıyorsan biraz hani denemen gerekecek. Kit'i güzeldir. Alacrity'yi bayağı seviyorlar. Ben kendim URX VT kullanıyorum. Nemotpack. Bunun yanı sıra Termite kullanan bayağı bir kişi var. Hani benim kişisel tercihim URX VT'den yana da hani biraz alıştığım için de URX VT kullanıyorum. Yani URX VT'nin tuhaf muhabbetleri var biraz. Onlara bayağı bir alıştım. Sonrasında aslında şey konsol bayağı mantıklı bir tercih. Hani konsol güzel bir yazılım. Terminal monitörü. Yani, NOM ortamında gerçi NOM terminal de fena değildir. Yani kendini hangi terminal emülatöründe rahat hissediyorsan onun en güzelidir. Kazmanın sapı bozuk değil. Nereden çıktı? Bana gayet normal gözüküyor. 1.7 sonrası mı, pickaxe skinlerini falan mı değiştirdiler oyunda acaba? Hani bende 1.7 sonrası yok oyunun. Hani öyle bir bilgi yok benim beyimde. Bir ara bir bulaşayım dedim. Olmaz olsun böyle güncellemeler dedim. 1.7'ye geri döndüm kucağıma. Kollarımı açarak. Sonrasında böyle sevgili Ring of Fire Rage, sen de gel. Ben seni seviyorum. Evet. Ve şurayı azıcık artık aşağı çekebiliriz. Evet. Şunu bir ileri yapalım mı? Bir bakalım. Tekliği. Gayet güzel oldu. Hatta bir saniye, şunları bir blok daha geri çekebilirim.
Ki oraya ben sanırım slope da koyabilirim. Ama RGB slope koymam bu sefer. RGB slope muhabbetini merak edenlere de hemen göstereyim. RGB slope. Pardon, buraya RGB koymamıştım. RGB merdiven koymuştum ben, pardon. Minecraft benim için 1.7.10'da bitti. 1.7.10 sonrası Minecraft değil. Zaten 1.7.10 sonrasında da Microsoft etkisini görmeye başladık. En son sürüm 1.7.10 Minecraft'ta. Sonrakiler Minecraft değil. Kabul etmiyoruz. Şöyle. Şöyle. Tamamdır. Aslında buraya bir ups, bu fazla kırıldı. Şimdi gelin siz de bakalım böyle. Hatta dur, şöyle iyi olabilir. Aynen. Bence gayet güzel oldu. Yok. Botanya'nın bir zamazingosu kendisi. Botanya tarafından ekleniyor. Hatta item'ın adı Bifrost Block. Ben ona RGB Glass diyorum. Fazla. Şunlar fazla. Chest'leri de kaldırdım mı? Her şey biraz daha derli toplu duracak. Evet. Ups. Hatta bayağı bir ups bu. Aynen olduğu gibi. Şuralarda biraz terminaller olacak zaten. Birer blok daha yukarı taşınabilir bunlar. Gençler sessiz kaldınız. Yani inşaata daldım diye mi hep bunlar? Olur. Biraz yabancı duracak ama. Burayı kaç kere yıkıp tekrar yaptım artık ben de unuttum. Ama şundan ötürü. RGB ile bu daha iyi gidiyor.
Selamlar, selamlar. Nasılsınız efendim? Evet, oldu. Bence oldu. Ben de iyiyim, gördüğünüz gibi. TARDIS'le uğraşıyoruz. Şimdi. Shimmerwood muydu? Planks. Rock var ama bana Shimmerwood lazım. Onun için tabii ki de Dreamwood lazım. Dreamwood'um var mı? Dreamwood'um var. Dreamwood Planks. Var. Dur, bunları direkt şöyle yapacaktık. Şöyle yapıyorduk, değil mi? Yapalım bir. RGB devam etsin şöyle burası. RGB gidelim böyle. Gerçek hayatta RGB seviyor musun diye sorsalar hayır. Düdüdü. En son ne zaman girdim bu dünyaya? İki hafta falan oluyor. İki haftadır bu dünya yalnız. Efendisini arıyor iki haftadır. Half yarım stack çevir. De wood cutter'ım nerede? Şu yönleri öğreneceğim. Sen de şu an hangisi var? Orvashing plant var. Seni alalım. Seni wood cutter'la değiştirelim. Ups. Item output ve siz bir kesin. What? Ankara ne alaka? Melih Gökçek, is that you? Bunlar o kadar iyi durmadı. Gökçek, kandıramazsın bizi sen. Önce sadece köşeler mi yoksa? Komple kaplamak daha mantıklı. Tahtalarım.
Çok kalabalık durdu. Çok kalabalık durdu, evet. Bu biraz daha sade. Olmuyor. Olamıyor. Olmadı, olamadı, olamıyordu. Ama belki dur, şuralar belki olabilir. Denemesini yapalım. Nöp. Fazla RGB göze zarar. Tamamdır. RGB'lerimiz bence tamam. Şuradan da devam etmeyebilirim. Bir denemesini yapacağım sadece. İki seçeneğim var ya. Bir şöyle. Bu ya da böyle. Ya da böyle. Çok kalabalık durur tam yuvarlak yaparsam. Çok kalabalık durmasını istemiyorum. Zaten şu an şu RGB'lerin benim için tek amacı oranın farklı bir şey olduğunu belirtmek. Orası bir konsol olacak. Olacak o kadar. Aç gözünü seyret. Aslında benim hiçbir tasarım aşırı random değildi düşününce. Hepsi 3 aşağı 5 yukarı planda. Yani ne oldu bu? Hatta şu üste de koyabilirim. Üstü şöyle yapmak daha mantıklı. Gözünü seyret. Evet arkadaşlar, olacak o kadarı hatırlayan kaç kişi var aranızda? Ups. Olacak, olacak, olacak o kadar.
Olacak. Okey şeklinde yapsam olmaz mı? Yok. O zaman da çok kalabalık duracak. Minimum kalabalıkla maksimum detay istiyorum. Yani biliyorum aradığım şey biraz argosuz açıklayamadım da anladınız siz beni. Beacon'a henüz bir buff koymadım. Birazdan koyacağım. Emerald gel bakalım bir tane. Olur. Şimdi koymasam da olur. Çünkü bunu biraz geri işletmem gerekecek. Onun için önce biraz steel'e ihtiyacım olacak. Aslında dur şu an steel yapabilirim. Oksijenin ne kadar var? Buradan göremiyorum ancak muhtemelen bayağı bir vardır. Evet var. Sevgili Ayran. İki stek hatta dur. Evet iki stek yap şimdilik. Dur sen de ben şu an tam benzin kullanıyorum. Burası oldu gibi. Aç gözünü seyir. Öyle yapacağım zaten de. Onun için önce baya bir mana steel'e ihtiyacım olacak. Hatta şu an mana steel'im ne kadar? Bakalım. Neden bu kadar aşağı yaptın diye soracak olursanız arada iki kat gelecek. Bir tane eksik kaldı. Şimdi o zaman bana gel bakalım. Bir stack steel ingot. Basit görüntü iş, yani yapacağın işe bağlı. Yani yapacağın iş ve nerede yapacağına bağlı. Yanlış yerden indim. Yapay zeka ile görüntü işleyeceksen Python öğreneceksin. Aslında yapay zeka ile herhangi bir şey yapacaksan Python öğreneceksin. Ups. Tamamdır. Artık jump boost da yapabiliyoruz. Bir kat dahası bayağı bir uğraştıracak. Şimdi. Halkayı nasıl oluşturuyorum diye soracak olursanız size hemen göstereyim. Halkaları böyle oluşturuyorum. Sintaksi kolaydır ya. Basic sintaksi kullanıyor. Valla
Valla bizim sektörde de mesela şey Stack Overflow kullanmayan yazılımcı yoktur mesela. Aynen öyle. PHP niye öğrendin bu devirde? Arkadaşlar bu devirde PHP çok mantıklı bir tercih değil. Yani benden size abi tavsiyesi. Şimdi yavaştan ışıklandırma orada girelim. Şunlar biraz ışık veriyor zaten. Windows kullanan biri rahat bir biçimde bir Linux kullanabilir mi? Windows'u ne düzeyde kullandığına bağlı. Eğer Windows'ta bir power user'san yani Windows'u incini cincini kullanabilen bir tipsen hayır, bayağı zorlanacaksın. Çünkü şey yani alıştığın bütün ileri düzey kullanım detayları aşırı farklı. Ama Windows'u normal bir Windows'ta normal bir kullanıcıysan çok bir sıkıntı yaşamazsın. Hani başta bayağı bir alışkanlığını değiştirmen gerekecek. Özellikle program kurma şekli vesaire derken bunları bayağı bir değiştirmen gerekecek. Ancak alışırsın. Hatta aklıma geldi de Linux'a yeni başlayanların dikkat etmesi gerekenler tarzı bir video yapabilirim. Çok mantıklı olabilir. Aç gözünü seyre. Evet. Şimdi IC2'ya girişmeden şey IC2 demişim Applied Energistics'in odasına girişmeden önce alt kata bir Applied Energistics odası koyacağım. Burası daha çok workshop olacak. Şurası ise workshop değil de fabrika olacak. Oy acıkmışım. Ana kanalda birleşti. Şimdi. Lan. Industry. Gel bakalım. Hayır gelmem. Şimdi. Ubuntu güzel, hafif bir dağıtımdır. Severiz. Ha bu arada artık yemekten mana yapmıyorum. Artık mana üretim yöntemim dur. Şu. O da çalışsın. Bekleyin azıcık. Ha bu arada Area 51'a ben gelmem de bir yaptığım bir makineyi yollayabilirim isterseniz. Game of Life muhabbeti. Şu en iç çembere ulaştığında genelde kaç tane varsa ve onlar kaç tane cycle olmuşsa falan filan üstünden bir hesaplaması var. Ona göre mana üretiyor. Oyundaki aslında en verimli mana üretim yöntemi.
genel yöntem olarak. Bedava değil şu zamazingolar var. Bunlar da bunlardan üretiliyor. Bunları yerleştirmen gerekiyor. Kaktüsler elime gelmeyin lütfen. Slime ile mana üretmek ne kadar mantıklı? Slime chunk'ta yer alıyorsan çok mantıklı. Yer almıyorsan çok mantıksız. Bu arada artık kırabilirim. Çünkü bununla çok bir işim kalmadı. İhtiyacım olduğu takdirde geri döşerim. Biraz iğrenç duruyor zaten. Gırılın lan. Evet şimdi balta yok. Balta yok elimde. Grafik baltası. 12 Engineer ne? 10x Engineer ya da. Annen neye kızıyor? Evet, şimdi baltalı ilah modunda buraya girebiliriz. Önce sen biri gel. Sonra geçmişten bir modu ya da güncel bir modu bir camı kapayım ben. Pişeceğim ama sağlık olsun. Sorunu tam anlayamadım. Bir daha düzgün bir Türkçe ile tekrar sorabilir misin? Hiçbir fikrim yok. Şey, geçmişten bir modu getirmek diyorsan eğer Red Power. Hani Red Power'ın bilgisayarlarını özledim. Aslında Red Power'ın çoğu şeyini özledim. Her ne kadar kabloları şu an olsa da hani şimdi Red Power'ın kendi bilgisayarlarını özledim. Red Power'ın depolama sistemini çok özledim. Yarım saatte şunları. Sonrasında Red Power'ın absürt enerji sistemini özledim. Evet, frame'lerini özledim. Şimdi şunu bir yapmam lazım. Yukarıda kalan blok var mı? Yok. Tamam, güzel. Lalala. Siz de gelin şöyle. Rüzgar gülü, rüzgar gülü. Hiç bu kadar üşüdüm. Darkcraft'ı bir tek ben mi sevmedim ya? Artcraft'ı niye seviyorsunuz? Siz Blood Lamp. Gel bakalım.
Bir yaz günü, bir yaz günü. Şimdi F7. O doğru göstermiyordu. Çünkü burası spawn olma olayını gösteriyordu. O zaman buralara bir koyalım. Bir yaz günü, bir yaz günü. Uzağından. Zeonen direkt artık Minecraft'ta yok. YouTube'da da yok. Salih çocuklar seni özleyir. Gerçi Salih Minecraft'ta var ya. Minecraft oynuyor arada. Tardis'e ışık geldi. Tardis'in yüzü gözü aydınlandı. Köşelerle. Neyi özledin? Köftenin distopyası 2. En değişik serim olabilir. Burası biraz aydınlandı. Işığın düştüğü yerler gene var da. O kadarı da olsun. Olsun. Ak diş. Bu seriyi yaparken ben bayağı eğlenmiştim ya. Tamamdır. Oh be. Net gözüküyor her şey. Sonra bozdu ya. 1.7 gene güzeldi. Ha, o seni de ben büyü modlarını da gene teknoloji modu gibi kullandım ve ezan sesi bittiğine göre camı geri açabilirim, yoksa ben havasızlıktan öleceğim. Şimdi. Sevgili Darbis. Şu an kullandığım ekran kartı GTX 770. Ki zaten şu anki çoğu problemimin de kaynağı. Bir an önce kurtulup bir AMD'ye geçmeye çalışıyorum. Düzgün bir AMD karta. Bu arada çok özlediğim bir şey var. Eski Minecraft
sürümlerinden. Şu her yeri aydınlatan ışık vardı ya. Valla ben hayatta kalma oyunlarında hiç iyi olmadım. Yok. Factorization modunun eklediği bir şeyde. Steel Lamp gibi bir şey olması lazım. Extra Utilities benim hiçbir mod paketimde olmayan bir moddur. Lütfen. Bu arada burada Lambo olarak ne seçeneklerim var? Merak ettim. Kullanıyorum. Lütfen. İlkeliz biz. Şimdi bana wire cutter lazım. Cutter gel. Hiç ölümüm. Neden kafamda Teoman çalıyor şu an? Engineering'de ne geliyordu? Yok, benim dediğim dar şey Factorization modunun verdiği lamba. Ben 60'a sabitliyorum direkt olarak. Mesela 60 civarı alıyorum hep. 1.7.10'da var factorization da hata veriyor düzenli olarak. Yoksa pakete ekleyecektim. Immersive'i eklesem eklemesem mi diye çok düşündüm. Sonrasında çok gereksiz olacağına karar verip eklemedim. Ref lamp. Evet. Hay ağzına sağlık. Şu an hangi sürüm? Tabii ki de 1.7.10. Hani başka alternatifimiz mi var? Sen gel. Ha, gerçi alternatifimiz var. 1.6. 1.6.4 de olabilir hani. Şimdi burası okey. Bu kat dizayn olarak okey. Şu duvarlara falan makineler vesaire gelecek güzel. Bir 1.14 direkt olarak yok benim lügatımda, o yüzden 1.14'te güzel mod paketi diye bir kavram da yok benim lügatta. Şimdi. Şimdi Applied Energy 6 odası ne kadar yüksek olsun? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.
Aynen. O zaman sen 1, 2, 5'i görmemişsin. Ama şey düşününce 1, 1, 5 kesinlikle oyuna en fazla yeniliği ekleyen sürüm olabilir. Burası da füzyon reaktörün geleceği yolu olacak. Burası da şimdi dur, sen kaç yüksekliğindesin? 12. 12 gayet mantıklı. Ne kadar daha gider Minecraft'ın ömrü? Güzel soru. Tam 2 katta 12 yüksekliğinde oldu. Güzel soru. Bu sorunun yanıtını bence kimse bilmiyor. Çünkü hani ölür dediğimiz her zaman da Minecraft bir şekilde geri döndü. İlginç bir oyun mu? O yüzden Minecraft bayağı. Aslında burayı Blackland değil de burada zemini beyaz mı yapsam? Anazi yok. Makinelerle çok çakışır. Notch ne yapıyor? Hayvan gibi parası var, yiyor. Hani. Notch direkt olarak parayı buldu. Çok paraya sattı Minecraft'ı. Bayağı çok paraya sattı. An. Şimdi. Beklemeyen bir azınlık da var. Daha doğrusu bir grup da var. O gruptan biri benim. Hiç beklemiyorum. Hatta benim ilgimi çeken başka bir oyun var. Yapısı yüzünden. Bir Minecraft klonu olarak ilgimi çeken daha doğrusu. Minetest. Ki onun mod apisi de Lua kullanıyor. Selamlar efendim, selamlar. Şimdi. Bu kat IC2 demişim, pardon. Applied Energy 8 kat olacak.
Evet, mind test. Ona belki birkaç mod geliştireceğim. Nasıl şeyler geliştiririm ben de bilmiyorum. Aslında bu bir kat daha yukarıda olabilir mi? Bir gıdım daha mı yukarıda olsun? Neyse ya. En kötü şunu aşağı alırım. Şimdi. Benim cama ihtiyacım var. Ups. Fazla kat yukarı çık. Fazla kat çıktım. Glass. Gel bakalım. Greytech değil de Greytech'ten esinlenme muhtemelen kendi modumu geliştireceğim. Mind test'te. Şöyle yaparsam. Gene üstüne mi koyuyor? Evet, gene üstüne koyuyor o zaman. Altına bir cam daha koyup. Quest, sen asıl soruyu şöyle soracaksın. Questbook olan paket oynadın mı? Ben Questbook sevmeyen bir insanım direkt olarak. Dolayısıyla da benim için Questbook'suz paket doğal olan şey. Ve nasıl amaç buluyorsun? Kafanda proje yaratıyorsun bu. Mesela benim şu anki amacım kesin, yani şu anki projem TARDIS. Gibi. Aynen, hayal gücü direkt olarak. Hala aşağıya siyah mı yapayım, beyaz mı yapayım onu düşünüyorum. Shatter'ım nerede? Tera Shatter. Siyasi parti kursaydım ne olurdu? Güzel soru, düşünmek lazım. Önceden. Güzel soru. Ama düşünmek lazım dediğim gibi. Ama kesinlikle oylarınız bana olurdu. Bunu biliyorum.
Şimdi şunlar bir gelsin. Gene fazla kat çıktım. Svastika sıkıntı çıkartır. Hani eğlenceli olabilir ama sıkıntı çıkartır. Artı zaten ben parti kurursam sosyalist parti de olmaz o yüzden. Aslında Mindtest'in olayı direkt olarak şey bir framework olmak. Yani kendisi direkt olarak oyunun kendisi değil de oyunun framework'ü. Tamam, sıkıntı yok. Sen bir fazlasın. Şu an şurayı halletmekten yorumlara bakamıyorum. Sevgili sinek, üstünden in. Teşekkürler. Biraz zor kullanarak indirdik ama olsun. Yay! Structure complete. Şimdi. Çünkü burası 4 olmuş. Evet. Sonrasında. Şimdi. Biraz beyaz kullanalım. Bugün cumartesi değil miydi? Evet, bugün cumartesi. Evet, bugün cumartesi.
Cumartesi diye de bir şarap var. Siz siz olun sakın almayın. Dünyanın en vizyonsuz şarabı olabilir. Benden size abi tavsiyesi. Hayır ben hani birebir tanımadığım insanlarla genelde kolay kolay oyuna girmem. Ki hani toplu server gibi muhabbetlere de hiç sıcak bakan bir insan değilim ki kaptanın server'ın bakımını ben üstlenmiştim. Orada hani beni nadiren sinirli gören insan vardır. Oradaki insanlar görmeyi başardı. Ha, just chatting. Ara ara yapıyorum ben. Ara ara just chatting yayınları yapıyorum. Zaten oyun dışı ben çok yayın yapıyorum düşününce. Evet. Applied Energy Six odamız biraz fazla geniş olmuş olabilir. Buraya Autocraft zımbırtıları falan da gelecek. Evet, aynı. Hatta daha da katı. Aslında bir tık geniş mi oldu ya? Sizce bir tık geniş mi burası? Flight Energy için yoksa iyi mi? Mistcraft. Mistcraft'la oluşturuldu burası. Ortaya bir tane. Yani orası gerçek de. Şimdi planladığım şeyler. Şu ortaya bir ilginç bir. F5 Energy 6-2 candır. Halkada da reaktörler gelecek işte. Neyse alt katı biraz daha aşağı alacağım ya. Çünkü ya dur normal reaktörü önce farklı bir yere yapıyorum. Çok güzel soru. En ufak bir fikrim bile yok. Şunları geri alayım. Tamamdır. Aa, ben 2 dakikaya geliyorum. Bir tuvalet molası.
Evet ve geri geldim. Şimdi. Uş. Bir Discord'a bakalım. Bir yandan tıkınacak bir şeyler de var elimde. Bir saniye hemen geliyorum. Evet, şimdi. Ne yapıyoruz? Şimdi benim biraz maden işlemem lazım bir şekilde. Otomatikleştirmem lazım o yüzden. Ama otomatikleştirmeden önce buradaki bazı şeyleri direkt olarak atabilirim sisteme. Sanki ya da hayır. Ben yeni chest yapayım. Başarılabilirse evet. Ama füzyon teknolojisi dediğimiz şey de önemli sıkıntı. Verdiğimizden daha fazla enerjiyi alabilmek. Onu başarırsak güzel olur. Ama dediğim gibi sıkıntı orada başlıyor zaten. Gold. Yarım stack. Hayır, bilmiyorum. Beni aydınlat. Ha. Koç Lisesi'nden izleyicim oldu mu? Olmuştur illa. Vardır illa bir tane. Şimdi neden doldu şimdi benim?
Enerji geliyor bunlara tam. Benzin geliyor. Sıkıntı yok. Bu arada her yayında olduğu gibi bu yayınlar su. Yayınların çoğunda olduğu gibi bir soru soracağım. 18 yaşından küçükler chat'e bir yazsın. Tamam, seni de Furblood, seni de sayıyoruz. Hepiniz benim kedimden gençsiniz. Selamlar, selamlar. ...18 yaşında ancak şey hani... ...18 buçuk diyebiliriz şu an. Yaşıyormuş. Bu yaşadı. Ben oynatmadım da kendisi oynadı. Yani benim kedi artık kadim. Kadim varlık. Evet, kendi. Kendisi ponçik, tüy yumağı bir şeydir. Vallahi her karnı acıktığında miyav miyav diye başımın etini yemesi bence yaşadığını belirtiyor. Ya kuzenimin gerçi şey, benle 3 aşağı 5 yukarı yaşıt kedisi vardı 2-3 yıl önce ölen. Cinsi tekir Norveç orman kırması bir şey. Bana bir de ne lazım? Var mı elimde şu an? Turbine yok. Advanced Zero Generator. Yapacağız. Advanced Desire Generator. Şimdi alüminyum bana... İki tane small gear, iki tane de büyük gear lazım. Büyükler ne kadar istiyordu? 8. Şunlar büyükler, small'lar 4 istiyor diye hatırlıyorum. Yok, 2'ymiş. Tamamdır. Şu da işlensin.
Small'lar. Ha doğru, o alay smelter'ında. Tamam, iki tane yap, iki set yapmış oluruz. Valla TARDIS'imin havaya uçmasını istemiyorum. Dedi ben nükleer aşırı deneysel nükleer reaktörler yapmaya başladı. Hedefimde nükleer reaktör var zaten. Kaç yıldır Kanal 40K civarı? Çok yıldır. Bayağı çok yıldır hem de. Çünkü bayağı çok yıldır kanal aktif değil doğru düzgün. Nasıl bir şey merak ettim. Şu şurada chest'im var mı hiç? You? Şimdi eski bir paketim var. Twitch Launcher'da olan. Null Machina. Evrenin vazgeçilmez kurallarından bir tanesi. Yani evrenin vazgeçil şey hani evrenin değişmez kuralları arasında benim abone sayım da var. Launcher'ı atar mısın? Bir ara Twitch Launcher'ı Vine'da çalıştırırsam eğer olabilir de sanmıyorum. Chosen one. You were supposed to bring Balancedo. Bring balance to the world. Şimdi dur. İki tane yapayım ya. Yay, wrench'im kırıldı. Stainless steel. Fuck. Üç tane stainless steel'im var. Üç tane stainless steel'im var. Yerlerde stainless steel'im olacaktı. Benim bir yerlerde stainless steel'im vardı. Oha, stainless steel'im yok. Sonra biz de stil yapacağız.
çekicimizi alalım. İstersen de gel. Wirecutter'ı sen de gel. Crowbar sen de gel. Başka neyim var? Hammer'ım buradaydı galiba. Evet, Hammer'ım burada. Olur öyle. Şimdi. Diesel buna hangi kabloydu? Enable. Kapı kablo. Copper wire. Biraz daha copper wire yapalım. Var mı zaten burada? Brewery. Var mı? Sen kablo yap. Kenarda, köşede. Harcamadan oluşturulabilir. Sadece dikkatli davranmak gerekiyor. Benim bayağı bir ihtiyacım olacak bunlardan. Sen Dire Wolf Gregg'de oynuyor muydu? Konfliklerde çakışmaları engellemek zor bir şey midir? Seçtiğin modlara bağlı. Neymiş? Dair amcaya değişiklik olmuş. Dair amca da yola gelmiş desenize. Güzel güzel. Son olarak Welcome to the universe. Welcome to reality. Get ready for the pain. Welcome to reality. Will it be in vain? Welcome to reality. Nothing much has changed. Gone, rise up and show the world your battle has won.
Buradan kafamda A-Ring çalmaya başladı. Basic Steam Turbine, gel bakalım. Advanced Diesel Generator, gel bakalım. Sonrasında seni alalım. Sağa benzin koyalım. Benzine filtreleyelim. Teşekkürler. Sevgili Gregorius T'di. T poz veren Greg'ti. Benim buraya geniş bir kapı kabloya ihtiyacım var. Copper. Heh. 4x copper kablo. Gel bakalım. Rise up and show the world. Battle has won. Greg ne yapıyor? Kendi oyununu geliştiriyor. Yani bir süredir adam kendi oyununu geliştirmekle meşgul yani. Güzel eğleniyor yani. Şimdi hopper iki tane. İki tane dedim de bayağı bir aldım. Pipe. Burada chest varmış ya. Ben niye görmedim onları? Electrum item pipe, gel bakalım. Arkadaşlar hala öğrenemediniz mi? Bana bir şeyi yap yap dediğiniz takdirde ben onu muhtemelen genelde yapmıyorum. Hani bu gerçeği hatırlayın. Rise up and show the world your battle has won. Rise up and show the world your has begun. Rise up and show the world. Welcome, welcome back. Sabahs. Sonrasında şuraya bir de gold chest. Nasıl dur? Bir dakika, sen kırıl, sen de kırıl çünkü şunları kaybetmek istemiyorum. Ranch. Tamamdır. Siz geri konulabilirsiniz. Ve artık şuraya koyalım. Şimdi. O ne sesiydi? Buraya bir de input chest'imizi koyalım. Oops. Şimdi şu envanteri bir boşaltalım. Çünkü çok güzel şeyler yapacağız. Gold chest, iron chest, benzin. Medium voltage machine health. Sen şöyle gel. O neden onu oraya attım ben de bilmiyorum. Aletler şöyle gelin. Burası da bayağı dolmuş. Aslında buradaki her şeyi ben yavaş yavaş şuraya komple taşıyayım da önce aşağı odayı bitirmem lazım. Bir saniye. Tape. Tape. Burada yok. Muhtemelen şurada bir yerde, evet.
Şimdi bağ öncelikle demir, copper. Alright. Tetrahidrat. Magnetit. Senden ne elde ediyordu? Antimoti. Çok gerek yok. Kol. Iron. Greg tek başına mod paketi zaten. Sonra tin. Sonra tinin şu kadar şu an o kadar önceliği yok. Led, nikel, galena, tetrahidrat. Copper ve Iron'a şu an önceliğim var. Bauxite. Oha benim Iron'ım azalmış. Ah, taşıyamıyor muyum? O kadar da azalmış. Kılıcı düşürdük. Ah, bir gün havada düşüreceğim ve olan olacak. Greg Tech'te query yapma yolu var. Her şeyde o var. Sadece uğraşacaksın. Yani Greg Tech'te maden üretme yöntemi var. Biraz ilginç yöntem. Biraz ilginç yöntemler hatta pardon. Ben kastım. Ben genelde query yapmıyorum bu arada. Benim hakkımda ufak bir detay. Ya da Grey'in özeti uğraşmak. Hatta çıktıları şöyle bir şey yapacağım. Üç çeste versin. Üç çeste dağıt. Greg şimdi sadece Greg Tech'le beraber maden elde etme. Dur. Onun bir yöntemi vardı. Ne? Ore drilling plant. Edeceğim. Henüz Applied Energy sistemim bayağı ufak. Onu bir büyütmem gerekecek. Onun için önce bir madenleri topluca işlemem lazım. Bu işlenecek kenarda köşede. Ki artık o buna ne de, buna hiç vermiyor. O sıkıntı. Çok sıkıntı. Ya da bu dolunca mı ona verecek? Galiba öyle. Yettim. Ujgi yıldınız efendim. Üç bulduk. Ben Nasılsınız? şuradan şuraya tetrahidrat atayım o zaman. Nasıl olalım?
Grek grek ilerliyoruz. Güzel. Tardis mi yapmalar hala? Tabii ki de. Bitsin artık Tardis ya. Bitsin artık. Evet, orası dolunca veriyormuş. Oh. Basit bir paketin birçok recipesini değiştireyim desem, evet, çok büyükmüş işin altına girmeyi. Better Than Wolves oynamayı düşündüğümde hayır. Yani kısa ve net bir biçimde hayır. Sen ne yapıyorsun? Ben valla... Dur, senin sesi çok az kısacağım. Kıs biraz sesini. Tamam, şimdi. Bugün ne yaptım? Gittim dışarıya, bir işlerimi hallettim. Fatura falandı. Ondan sonra eve geldim. Gene kitap okuyordum. Yayında Space... oynuyordum. Bir saniye. Yayında Space Engineer'ı önemli düşünür müsün? Hayır. Çünkü Space Engineers Linux desteklemiyor. Slay the Spire oynadım. Ondan sonra geldim. Kaan geldi. Kaan'la muhabbet ettim. Kaan bir şeylerin işe gideceğim ya da yatacağım falan dedi. O da kaçınca buraya geldi. Eğer bunun benim zevkime uygun bir mod paketi olduğunu düşünüyorsan benim zevkimi çok yanlış tanımışsın. Evet, benim karşı taraftan bir petrolün... Ama muhtemelen orayı bir geri yüklemem gerekecek sadece. Dur, yanlış dünyaya girdim. Evet, yanlış dünyaya girdim. Burası geri yükleniyor şimdi. Ben de işte TARDIS'i biraz çeki düzen verdim TARDIS'in içine. Az bir şey baktım ya yayındayken. Şimdi maden işlemeye koyuldum. Bayağıdır madende değil misin ya? Hayır. Ben madenleri işlememiştim. O karanlık yürüdüğün yerler nelerdi abi? Hangi karanlık yürüdüğüm yerler? Ne bileyim, böyle aşağı katlara falan inmiş gibiydin az önce. Az önce dediğim bir saat önce falan ya. İşte orası TARDIS. Ben onu maden sandım ya. TARDIS. Time and relative dimension in space. Şey, orası neden öyle diye soracak olursanız, Raxian'ı sinir etmek için de her şey. Daha... Gelelim geri oraya. Dışarıda da böyle. Burası komple Raxian'ı sinir etmek için yapılmış bir şey. Onun da sebebi ne? Bir yerde duvar kırıldı Creeper patlamasından. Ben cobblestone'la kapadım duvarı. Ya onları normal stone'a çevirsene diye. Başımızın etini yedi. Ben de dedim madem öyle, bütün evi bu hale getirdim. Bütün mağarayı buna çevirdim.
Özetle Raksiyen'i sinir etmek atasporumuzdur. Alsa gel. Ha, Catherine Zeta-Jones ne haber? Ayşe, sana da ne haber? Ne olur onların isimlendirmesini yapayım artık ya. Şimdi name tag seni yapmanın en kolay yolu ne? Alchemy Catalyst. Evet, Alchemy Catalyst, Book and şurada Alchemy Catalyst var değil mi? Evet, şimdi. Book and selamlar, selamlar. Dur, kitaplarım benim Overworld'deydi. Orta Çağ'da simetri hastası olmak çok sıkıntı olmaz. Çünkü o dönemki mimarilerin hepsi bayağı simetrik aslında. Asimetri hatta günümüzde başlamış bir şey diyebilirim. Asimetrinin moda olması. Sağolunuz efendim, size de iyi seyirler. Bak, taş devri olur. Taş devrinde sıkıntı yaşar adam. Şimdi Eşek ve Catherine Zeta-Jones'un isimlerini koyabilirim. Ups, tekrar TARDIS'e kaçıyor mu? Aydın iyi geceler. Kalibur. Eşeğin adını koyduk. Catherine Zeta-Jones için 1 XP'ye ihtiyacım olabilir. Evet. Mesela XP elde etmek kolay. Hatta şu arkada slime var. Oops, geçtim. Ha. Ne var slime? Tamamdır. Zeta ve Catherine Ah. Allah'ım ya. Hangisi Catherine? O eşek. Lütfen. Eşek mi Eşek, at? at. At. Minecraft'ta at oluyor işte. Yok, atın adı eşek. Tür Aslında olarak eşek olanın adı da Catherine Zeta-Jones. ay.
Nasıl? Harika, fevkalade. Neden diye sorma. Ben de bilmiyorum. Sormuyorum abi. Neden sormuyorum ben? Yok, at koysa değil mi? Çok bariz olacaktı. O yüzden Catherine Kaçacağım. Bu saat 11 olmuş. Evet, bayağı geç oldu. Cable. Bayağı bir glass cable'a ihtiyacım olacak. Şimdi. Applied Kaçıyor, kaçıyor. Şey, kasa bir buta devam edemedim ya. Nasıl onu bir ara tekrarlayayım ya? Hatta zaten Greg Tech 6 ile bir seri yapacağım. Orada yapabilirim. Ne dersiniz? Ocak yapımı demişken. O videonun... Hatta o videoyu burada açacağım ya. Merhabalar, ben Kötez. Bir sen dur. Bir de Crowbar yapmak ne kadar zor? çok uğraştırıcı boşuna ya. Çok zor değil. Redstone yapmam lazım şimdi. Detayı atlamışım. O fırın içinde değil mi? Hala aynı yani. Ufak bir detay ya, çok da önemli bir şey değil yani. Tapu Extractor. Molten Redstone. Ne olacak yani, tapu Molten Redstone. Neyse, o kadar zor değil gibi sanki. Şu an ağlıyor musun, gülüyor musun anlayamadım. Evet. Bayağı açıklayıcı. Evet. Burada muhabbet şu. Fırın yapmaya çalışıyorum. Ama benim özel bir fırın teknolojim var. Onu yapmaya çalışıyorum. Bu süreçte biraz kafayı yedim. Ha, bu arada o fırın teknolojisi şu. Greg Tech 6'dan sonrası olmayacak çünkü Greg mod geliştirmeyi bırakacak. Greg oyun geliştirmeye başladı. Adam kendi oyununu yapıyor. Burası.
Şey bu arada onu işte bayağı henüz elektrik çağına girmemişken teknik olarak yapmaya başladım. Bunu bitirebilmek için elektrik çağına girmem gerekti. Yani fırın için elektrik çağına girdim. Fırın için. Ne diyorsun buna Mehmet? Onu hatırlıyorum ben ya. Onu yapman lazımdı. Hatta bir tane az önce izlediğim video ta şu bir tane Evet. materyal videosu muydu? Şey o sinir krizi Allah. geçirdiğim. Evet, o çok iyi ya. Ben de izlemiştim. O sırada yayında yoktu. Evet abi. Onun için elektrik çağına gitmen lazım. Bilmem ne magma kor muydu? Şey Molten Redstone'a ihtiyacım vardı. Molten Redstone'a Aman. daha doğrusu şey her şeyi yaptım. Bayağı zor makinelerde şudur budur yaptım o süre o zaman için. En son bir şey atlamışım. Molten Redstone yapmayı atlamışım. Orada benim devreler yandı. Hatırlıyorum ya. Manipul normalle birebir aynı. Hiçbir farkları yok. Evet, Ray içinde şey hani. Null Machine'a da bunun en OP versiyonunu yapmıştık. Onat'la beraber. Çünkü elimizde şey, router da vardı o esnada. Router sayesinde o çok rahat işlenebiliyordu. Renkli monopul birebir aynı. Birebir aynılar. Hiçbir farkları yok depo açısından. Ne kapasitesi açısından. Nasıl TARDIS'in bu katı daha göze hoş gözüküyor artık ya. Şimdi. Ha Gaia demişken bir Gaia mı kessek diyecektim. Yok ya. Şimdi ne yapacaktım? Neredeydi controller? Controller. Skystone Block. Skystone Block. Nereye koydum ben sizi? Skystone gel bakalım. Arkadaşlar yanlış bilgi. Gaia Manopool'un depolama alanı birebir aynı. Hatta Lexica Botanya çıkartayım bir tane. Oha buraya koymuşum. Manapool. Da
Dialogs'un bana pool değil aradım. Şurada. Evet, gördüğünüz gibi. Fabulous mana pool stores as much as normal one. Normaliyle aynı depoluyor. Hani. Lütfen arkadaşlar. Yanlış bilgi yaymayalım. RGB olması, espresso, hani bütün espresso bu. Hani RGB RAM'in performansında bir etkisi var mı mesela, onu düşün. Aynı mantık. Ya da mesela şu RGB blokların herhangi bir espresso var mı? Hoş gözükmesi dışında. Oh yeah. Şimdi yarısı sorun olmuyor, sadece sinir bozuyor. Şimdi dance cable. Give me cupboard cable. Rule. Ne şort yaptık be insan. Yarasa yaramasa. Redstone, glowstone. Redstone. Glowstone. Ama alsana dursun kenarda. Oh wait. Ama zaten bunlar şeffaf bloktu değil mi? Evet. Ama yok olmaz. Bir blok yanına taşımam lazım her türlü.
Şimdi. Green Day. Mavi yeşil gidelim. Bak bunları böyle boyayamıyorduk değil mi? Dur. Bunları boyamak için bir araç vardı sanki. Diye hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum? Olması lazım sanki. Evet, Color Replicator. Ama bunu bununla yapıyorduk değil mi? Evet. Neyse boş. Dur, onun yerine şunu kullanırım ben ya. Quartz fiber. Daha sonra da renklendiririz. Yapamıyorduk bunu değil mi? Tamam o zaman. Şimdi sadece bir katman olur. Şimdi peer to peer tunnel lazım bana şimdi. Peer to peer tunnel. Ha tabii dur. Şu sığıntımız var. Evet. Flux last elde etmem gerekecek. Flux crystal elde etmem gerekecek. Şimdi bu Flux Dust'la bunu autoclave.
Şöyleydi değil mi? Evet. Sonra bunu normal... Nano Infusion'u çevirebiliyorum, tamam. Altı tamamdır. What? Ne 14 oldu? Crystal Growth Chamber. Seni nereye koyalım? Şimdi seni şuraya koyabiliriz. Tam burada başka bir şey olmayacak bir süre. Ve burayı kapatmak lazım. Şimdi bir de bana enerji geliyor şu an, güzel. Şimdi Wand of the Seas neredesin? Bir de redstone lazım değil mi? Redstone. Sen elimden çekil. Dur, bunların dust'ını mı atacaktık? Ha, yok tamam. I dropped one centers. Ay, chart Sertus Kars, pardon. Charge Sertus Quartz. Seni charge'lamanın en kolay yolu ne? Electrolyzer. 100 saniye. Ben şuradan bir lever'ımı alayım da. Şu boşuna enerji harcamasın. Şunu da yapabiliriz. Ey gençler, dağılısınız. Ben ses çıkmıyor. Gençler kendi aralarında sohbet ediyor. Aynen. Ha, bu arada genel Twitch yayınlarının özeti o değil midir aslında zaten? Muhabbet chatler yayınla alakalı olmaz genelde. Yani olabiliyor, aynen. Bir saniye, black screen mi? Yayını görüyoruz zaten, bunun hakkında konuşmaya ne gerek var? Yani. Selamlar, selamlar. Okey, tamamdır. Ben korktum yayın mı gitti diye.
Yayın gidemez ulan. Bir de Wi-Fi'dan tamamen kabloluya geçtim. Her şey daha da rahat oldu. Sanırım anlık kopmalarımın sebebi şey, modemin Wi-Fi arada bağlantısı kopuyordu. Hatırlıyorsun bir zamanlar, bir aralar benim bağlantım bir anda patatese dönüyordu ya. Çok, çok kötü bir şey ya. Bir an kayboluyorsun. O Wi-Fi'dan kaynaklıymış. Efendim. Reis dedim. Efendim. Valla Discord'dan yaz. Kanal açık herkese. Kaçıyor musun? Hadi iyi geceler sana. Hadi iyi geceler. Just sorry. Just sorry. Yani sorun varsa sor. Var da bunun için Turtle programlamak istemiyorum. Ya yok, kapatmıyorum, kapatmıyorum. Kaldı ki ben kapatırken efendim demem. Ben kapatırken, yayını kapatırken yanındaki konuğa kapanış konuşmasını atarım. Artı izlediğiniz için teşekkürler, kötesi kötene günler, iyi eğlenceler. Duymadan yayın bitti demek değildir bende. Ya da... Enerji sistemi nasıl çalışıyor? Petrol. Petrol. Dediğim gibi. Daha şuradan gösterelim. Petrol geliyor, şurada işleniyor, burada depolanıyor, sonra dizel jeneratörlerde kullanılıyor. Petrolüm bir tane düz dünyam var, oradan alıyorum. Ama yakında arılarla üretmeye başlayacağım. Bir de Distillation Tower'da işlemeyi planlıyorum. Ya otomatikleştiririm de şu an bunu taşımak şudur budur üşeniyorum. Artı hani çok kullanmayacağım. Aslında kullanacağım da şimdilik böyle kalsın. Çok uğraşmaya gerek yok. Arılar candır. Arılar bitmez. Arılar asla bitmez. Arısız köfte köfte değildir. Gerçi GK6'da arı kullanmayı planlamıyorum. İlginç bir planım var orada. Ama şey, azıcık GrekTech'e hata veyahut da IC2 bilen biri planımın ne olduğunu anlayabilir. Bakalım tahmin edebilecek misiniz? Eşit derecede kanser bir şey ama. Yani nükleer reaktör her türlü olacak bende de. Olayım o değil. Benzin bir süre kullanacağım. Ama benzin üretmek için ne kullanacağım?
mikroplar. IC2 cropları lütfen. Agricraft yok bende. Olmayacak da. IC2 crop diyoruz arkadaşlar. Sizin o söylediğiniz modların hepsinden önce IC2 cropları vardı. Noob'lar bunlar ya. Gençler karıştırıyorlar ortalığı. Greg Tech'le beraber IC2 croplarından oil elde edebiliyorsun. Ya petrol elde edebiliyorsun. Selamlar. Bir crop kalmıştı dediğin şey crop mantığını ilk getiren mod IC2. Crop mantığı IC2'dan geliyor direkt olarak. Greg'te evet. OP bir mod aslında. Ama uğraştırıcı OP, yani güzel OP. Şey, o Draconic Evolution gibi saçma modların yaptığı gibi sıkıcı OP değil. Daha sonra bakarım, şu an niye bakayım? Kaldı ki sadece SA demişsin. Eğer o sensen. Ya 1.7.10'dayız zaten. Ya 1.7.10'dan sonra zaten Minecraft çıkmadı. Onları biz Minecraft kabul etmiyoruz. Greg Tech. Hayır, bakmadım ben. Niye bakayım ki? Ünlen modpack'i yaz, hangi paket olduğunu gör. Ha bu arada şey Mehmet. Efendim. Benim komitinin bir öze noktasını söyleyeyim. Minecraft sürümleri konusunda hafif naziyizdir. 1.7.10 ve sonrasını kabul etmiyoruz. 1.7.10 sonrasını kabul etmiyoruz. Evet, birkaç kez demiştiniz ya. Anlamıyorum kardeşim, niye yeni güncel sürümleri beğenmiyorsunuz ya? Kötüler çünkü. Mesela kötü yapan şey. Çok şey. Ha. Ben sana açıkça bir şeyin ne olduğunu söylüyorum. Sen bana çok şey diyorsun. Evet. Anlamam ben o zaman bak. Evet. Ama çok anlamam. Çok şey olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
Ha mesela burada 1.7 onu bile sevmeyen varmış. Gittikçe tuhaflaşıyorsunuz gençler. Selamlar, nasıl olalım ya? Merhaba, 1-2-5. 1-2-5 cidden candır. Ha, şunu açmayı unutmuşum. Siktin. Mika, sen de git, sen de git. En son gelişme ya gelişinde en son gelişinde ne yapmıştık? Önce onu bir söyle. Onun çeteresini ben tutamıyorum maalesef. Hala TARDIS yapıyorum. Adam hala TARDIS'te arkadaş. TARDIS şu an şöyle bir halde. Kız bayağı da büyük olmuş ha. Daha da büyüyecek bir de. Still building a TARDIS. Ben biraz daha ore washing plant yapmam lazım. Hayır, kullanmadım. Onun yerine ben kendi tarzımı kendim inşa ediyorum. Çok daha eğlenceli. Ev yapımı tarzı yapıyorum ben. Aynen ha. Daha yorucu ama daha eğlenceli. Şu depolama şudur budur dur bitirince de şu Blood Magic'te biraz daha ilerleyip kapıyı yapacağım. Evet. Kapı için Blood Magic'e ihtiyacım var. Hatta kapı için iki tane moda ihtiyacım var. Blood Magic, daha 3 mod. Blood Magic, Mistcraft ve Open Computers. Doctor Who, yeni Doctor Who'yu diyorsan zaten ilk 4 sezon güzel olanlar. Hatta benim favorim hep ilk sezon olarak İlk ve 3. Yok. İlk ve 4. sezon favorilerim. Hacı bizde yürümüyor. O kapı boyutlar arası geçiş yapacak. Yeniden kastım 2005 öncesi. Klasik Doctor Who. Ne derse 2005 sonrası yeni Doctor Who, 2005 öncesi klasik Doctor Who. Matt Smith yeni Doctor Who döneminde. Yeni Doctor Who döneminde 3. gelen doktor. Yani totalde 11. doktor. Aslında klasik Doctor Who'nun sadece ilk sezonları siyah beyaz, sonrası bayağı renkli. Adam kanla kod yazıp boyutlar arası kapı yapıyor. Evet, durumum tam olarak bu. Olacak. Hmm.
Klasik Doctor Who'yu nereden bulacaksın? Güzel soru. Tamamını bulamayacaksın. Onu bir aklından çıkart önce. Çünkü Klasik Doctor Who'da şöyle bir durum söz konusu. Bölümlerin bazıları kayıp. İlk sezonların özellikle. Ama zaten şey yani sezon şeklinde izlemeni de gerektirecek bir yapıda değil daha Klasik Doctor Who. Klasik Doctor Who hikaye hikaye. 4 bölüm bir hikaye, 4 bölüm başka bir hikaye şeklinde. Ya da 3 bölüm başka hikaye falan. Evet. Efendim? Evet dedim. Mehmet demedim. Ha, pardon. Benim daha fazla ore washing plant'e ihtiyacım var. Yaparım sonra. Neyse dur. Ama senin için. Seni nasıl elde ediyoruz? Oy. Sen uğraştırıcısın. Sen o kadar uğraştırıcı değilsin. Hangi? Ha dörtler şey... yer tutması için hani oraya bir şeyler gelecek. Beni izlerken transa geçip yazmayı unutuyorsun. Olabilir, olabilir, olabilir. Yadırgamıyoruz. Ha doğru bana enerjiyi geri bağlamamıştım ben değil mi? Ne güzel. Şimdi o zaman Basic Steam Turbine. Buraya attım ben değil mi? Ben buraya atmışım. Sizler gidebilirsiniz. Evet, dur. Tin kablo. Ups. Şimdi benim buraya buhar taşımam lazım. Kim geldi? Biri geldi sanki. Yok gelmemiş. Bir yerden yazı yazıldı. Bana yazın. Olur ben de zaten şey stream modu açıktı. Zaten su girmez şu an. Evet girmez. Pressure output lazım bana. Ama yok. Yoktur. Ellere Word'da bize yok mi? Bir tekil, iki tekil. High pressure output yapacağız. Hmm.
Lütfen kanalımı tartışma ortamına çevirmek istemiyorum. Ve benim bir tane buralarda bir yerde bir Steam zamazingom vardı. Dur, seni geri takmayı unuttum ben. Dikkat ettiysen zaten soruyu umursamadım bile. Evet. Steam. Zeratu kendi çapında gidiyor. Filtrelen Ulayna. Tamam, artık çalışıyorsun sen. It fixed. Oh. Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte. Şimdi peer to peer tunnel. Come here, motherfucker. Come to your papa. Dur, şimdi şunları kıralım. Niye peer-to-peer tunnel yapmaya çalışıyoruz? Applied Energy 6'ı en verimli kullanmanın yöntemi o. Peer-to-peer tunnel. Biri değil ki. Nereden bağlayabiliriz? Şuradan bağlayabiliriz. Oops. Dur, oradan değil. Şuradan bağlayalım. Heh, buradan bağlayalım. Şimdi bağ bir dense ME cable. Galın kafalı bir ME cable. Senin cıhtın buraya. Şimdi. Evet, applied energy sticks. Memory card. Bir bağ bir memory card. Oh fuck. Peer to peer tunnel ne işe yarıyor? Peer to peer tunnel şey, bir şeyi ME network üzerinden taşımayı sağlıyor. Burada bizim asıl taşımaya çalıştığımız şey ME network'ün kendisi. Zero two kaçıyor mu? Hadi görüşürük. Ben de zaten birazdan yayını bitireceğim. Silikon. Fuck.
Ne 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 ne. Bu rubber mıydı, silikon muydu? Rubber. Aa, silikon lazım. Silikon plate. Her türlü silikon kullanacak. Ulan şurada biraz oksijen birikirken biz biraz silikon yapalım. Bir tane. Aha. Yaşasın. Engineering press. Silicon press. Danke schön. Bir de redstone lazım bana. Redstone'ı. Calculation processor. Yatta. Şimdi. Success saved. Success load. Tamam, bu ikisi artık bağlı. Gürünt. Efendim? Discord sesi bana geliyor dedim. Biliyorum. Durunt, durunt. Discord sama sesi. Discord sama sesini kıstım. Aman tanrım, büyük fedakarlık. Dırdın. Evet, şimdi geriye kalan tek şey
Oraya gücü aktarmak. Ben Questbook kullanmayı bir türlü sevemedim ya. Ne bileyim, Questbook bana absürt bir kavram gibi geliyor. Ama noktada biraz azınlıkta olduğum, biraz eski kafalı biri olduğumun da farkındayım. Exactly. Kolay aslında. Bir 7-10 sonrası muhabbeti mi döndü? Neyden sonrası? Bakayım. Yok yok. Bir saniye, muhabbet. Oyunda tıkanıyorum, bunu nasıl aşabiliriz? Oyun, hani oyunda tıkanıyorsan eğer... Evet, bu arada Questbook daha çok fast food gibi bir şey. Yani oyunda tıkanıyorsan çözümü ciddi ciddi aklına gelen aklına çılgın problemler yarat. Hani ben böyle bir şey neden yapamıyorum diye problemler yarat aklında ve o problemlere çılgın çözümler bul. Çünkü hani bunun çözmenin en kolay yolu o. Başka türlü bunu doğru düzgün çözemezsin. Yani ben de çok basit şeylerle başladım mesela ilk başladığımda. Sonrasında dedim ki neden şöyle absürt bir fikir var aklımda. Neden bunu gerçekleştirmiyorum? Sonra gerçekleştirdim. Sonrasında dedim ki aklımda şöyle şöyle de bir fikir var. Neden bunu da gerçekleştirmiyorum? Sonra gerçekleştirdim. Böyle böyle hepsini gerçekleştirdim. Basic steam turbine. Bir süre buna elektrik gitmeyecek artık. Bakalım nedenmiş. 1-7-10 sonra çöp. Özellikle tavşanlar geldikten sonrası. Katılıyoruz. Sonuna kadar katılıyoruz. İşin eğlenceli kısmı direkt olarak kendin onu planlamak. Onu yapabilirsen eğer hani gerçekten oyundan keyif almaya başlıyorsun. Ve mesela şurayı da bir kıracağız. Ve şunu da koyacağız. Evet, en iyi sistemim şekillenmeye başlıyor. Ve şimdi eğer gelirsek buraya. Voilà, en iyi sistemimiz çalışıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi sıradaki gidişatımız yavaş yavaş şuradaki her şeyi de buralara taşıyıp bütün depolamayı komple aşağı indirmek. Yani buradaki bölümlerden bir tanesi full depolama üstüne olacak, bir tanesi full autocraft'a ayrılacak vesaire vesaire.
Yani şöyle bir durum var. Questbook'la gidiyorsan şöyle bir mentalite Questbook'larda gidilmiyor. Mesela Questbook'lar sana hani temel görevler veriyor da git sana farklı yerlerde ışınlanan farklı yerlere ışınlanan bir yapı yap demiyor. Onu benim gibi fanteziye giren insanlar yapıyor. Ya da Questbook senden böyle bir fırın yapmanı istemiyor. Bu yerin overworld'ü var mı? Var. Evet, overworld. Gene ve yeniden gösterelim. Değil, iki değil. Bu arada belki yarın da gene yayın açabilirim. Oo güzel. Hatta yarın daha uzun açabilirim. Bayağı bütün gece boyunca. Yalnız YouTube'a o videoyu atmam iyi oldu ha. Yayınlar daha kalabalık gelmeye başladı. Evet, o yüzden zaten 1.7.10 sonrası Minecraft'ını ben bir türlü sevemedim. Yani 1.7.10'da en amaç şey the end'ti. Ki onda amaç ne kadar amaç sayabiliriz. Ama sonrasında... Ne ara ara duyurmaya çalıştım YouTube'da da sanırım bu şekilde bir anda şlak diye duyurmak en mantıklısıydı. Pyrite Dust'ı ne şekilde işleriz direkt. Demir'e çevirmek en mantıklısı gözüküyor. Yani mesela Minecraft'ın güzel yapan şeyler bunlar. Mesela sadece büyü modlarıyla teknik, yani benim gibi mühendis kafasında düşünen bir adamın hayatta kalması ve uğraşması mesela. Bayağı yaratıcılık gerektirdi benim için aslında orası. Ve hani inşaat kasmam gerekti. Şey Mehmet, mesela orada önemli bir sıkıntım var. Evet. O pakette ben vampirdim. Dolayısıyla güneşe çıkamıyordum. Hı-hı. Ama şey bazı şeyler için de hani ışık almam lazım. Hem güvende kalmak hem de şudur budur vesaire için. Hani köye de ihtiyacım var. Evet. Çözüm yöntemim su altında köy kurdum. Su altında? Su altında köy kurdum. Asiktir. Ve üstümde su olduğu için güneş ışığını direkt almıyorum. O yüzden zarar görmüyorum. Çok ilginç. Demokraside çareler tükenmez. Bayağı eğlenceli bir muhabbetti o da. Kabul edin, bence bayağı yaratıcı bir yöntem. Yaratıcıymış ya. Katılıyorum. Güneş ışığına ihtiyacım var ama güneş ışığına çıkamıyorum.
su yüzeyine çıkarsın, ne diyeyim. Ya forge kurman gerekiyor haliyle. Lan mod paketini kurmanın en kolay yolu multi MC. Tetrahidrat. Dışarıdan eski Nokia sesi geldi. Kaç günlük map? Güzel soru. Çok günlük map. Modpack geliştirmek biraz zahmetli iş ya. Hafif de angarya bir iş. Sevmiyorsan... Yani şey... Uğraşmak istemiyorsan falan direkt bulaşma. Çünkü çok angarya bir iş. Neyse ben yayını yavaştan bitireyim ya. Lütfen. Düzgün yapalım. Hata ver hata. Ya kork çıkmıyor ben. Kız testi oldum. Değil mi? Arka tarafta kendinin sesiydi bu zaten. He, donation sesi aynen Arda. Bu mu? Evet. Olabilir. Donation. Olabilir, olabilir. Mantıklı, mantıklı. Çok mantıklı. Çok mantıklı, hatta birazdan kaydedip ekleyeyim. Bence de çok mantıklı. O zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler. Ve Mehmet çıkış konuşması sana kilitleniyor. Evet arkadaşlar, bizi birkaç saattir izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarınki mümkünse olacak yayına tekrardan beklerim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi akşamlar.